13 Şubat Salı günü Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucunda hala ulaşılamayan 9 işçiyi arama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Kaz Dağları Ekoloji Platformu Çanakkale İskele Meydanı'nda 170 kurumun imzası olan ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Kaz Dağları Ekoloji Platformu Sözcüsü Füsun Kayra yaptı. Akçanın göçük altında olduğunun, ne kadar alanın zehirlendiğini bilmiyoruz. Fırat'ın ulaştığı tüm uluslararası sular tehdit altında. Eko kuruma yol açan facianın sonuçları kamu yararı gözetmesi gereken kurum ve temsilcilerince ısrarla halktan gizleniyor. Menfezleri kapatmak zehirli atığın Fırat Nehri'ne ulaşmasını durdurabilecek mi? Yeraltı sularına karışması bu yolla engellenebilecek mi? Bu süreçte buharlaşarak havaya karışan hidrojen siyanürün ölümlere yol açması önlenebilecek mi? İnceleme heyetlerimizle suç mahallinde olacak ve bu süreyi yakından takip ederek sorumluların kamunun önünde hesap vermesini sağlayacağız. Basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe başkanları, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.